Manşete hoş geldiniz. Bugün yayında üç konuda konuşacağım. Birincisi kaset savaşları, e, kirli bir savaş. E, i̇nsanların e, cinsel zaaflarından, e, şehvet e, işte duygusundan yararlanıyorlar ya da işte para zaafından, mal mülk zaafından yararlanıyorlar e, ve tuzağa düşürüyorlar. E, ve bunlar bir gün bir yerde bu kayıtlar bir yerde toplanıyor ve bir gün o kişinin aleyhine dönüyor. Buna bakacağım. Önemli iddialar var. Özellikle Sedat Peker merkezli olarak. Bir diğer konu Glasgow yalanları. Dünyanın en önemli iklim konferanslarından biri toplandı. İklim zirvelerinden biri İngiltere'de, İskoçya'da, Glasgow'da toplandı. 200 kadar ülkenin Cumhurbaşkanı, Başkan, Bakan düzeyinde temsilcisi orada Türkiye yok. Ve Türk halkına yalanlar söyleniyor buna bakacağız ve Türkiye'nin en önemli gündem maddesi pahalılık e, ve market fiyatları, e, geçim derdi, e, her şeyden önemli. Bu kaset savaşlarından da önemli, Glasgow'daki zirveden de önemli. Ama kaset meselesiyle başlayayım. Kaset dünyada son derece bu kaset savaşları evet e, basının da yakından takip ettiği bir konu ve kimi basının da bu konuda alet olduğu bir konu. Yani basına veya işte gazetecilere bu konular servis edilir ve gazeteciler alır basar. Kimisi de işte özel hayat, gizlilik der basmaz fakat belli konular aşikar olduğunda ve ortaya çıktığında duyarsız da kalamazsınız. Yani mesela bir Baykal'ın kaseti hikayesi. Baykal'ın kasetini 2010 yılından bahsediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından götürdü Deniz Baykal'ı o kaset, YouTube'a yüklenen video. Şimdi bu konuyu bu video kime gelse yayınlamaz. Fakat ortada bir vaka var, yayınlanmış bir video var ve onun sonuçları var. İster istemez siz de hem yayınlanmış olan videoyla hem de onun sonuçlarıyla ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz. İkisi farklı şeyler. Özel hayattır, beni ilgilendirmez, girmiyorum ben bu konuya diyemezsiniz yani. Neticede kamuya karşı bir sorumluluğumuz var. Dünyada da bu böyle. Bakın sadece bir örnek vereceğim ki şu anda dünyanın fena halde gündeminde. E, Gillen Maxwell denen bir kadın epey süredir tutuklu. Amerika'da ve daha önce tutuklanan hem hayat arkadaşı hem de iş ortağı Epstein'in Epstein'le beraber bu kaset, video vesaire işte genç yaşta veya küçük yaştaki, teenage yaşlarındaki çocukları, kız çocuklarını ağına düşürmekte falan suçlanıyor. Ve politikacılara vesaire nüfus sahibi insanlara bununla işte şantaj yapmakla falan suçlanıyor. Epstein her dönem, her dönem kullanmış bir insan. Onu anlatmayacağım. Ben çıkan bütün belgeselleri seyrettim, Yay hakkında yayınlanan her şeyi okumaya çalışıyorum. 15 sene önce de kullanmış, 30 sene önce de kullanmış, tutuklandığında da tuhaf bir şekilde kullanmış ve e, göz altındayken veya tutukluyken neyse hücrede intihar etmiş yani. Bu da onun kullantığını e, gösteriyor. Birileri ortadan kalkması kaldırılmasını istemiş yani. Onu gösteriyor. Ama hayat arkadaşı iş ortağı hayatta ve Amerika'da yargılanıyor. Bu ay başlayacak yargısı. E, bu da onun mahkemedeki son görüntüsü. Soldaki e, resim. 59 yaşında e, Gilen Maxwell. Esasen Britanya eğitimli. Babası da burada e, mühim bir medya patronu. E, fakat aile olarak e, kirli işlerle, e, dolandırıcılıkta falan anılan bir aile. Zaten Gilen Maxwell de 1991 yılında daha 30 yaşındayken babasının ölümünün ardından kötü şöhret, e, ailenin kötü şöhretinden kaçmak için Amerika'ya kırıyor direksiyonu ve babasının eski çalışanı Epstein ile beraber orada bir iş kuruyorlar. Her neyse. Bakın bu konu İngiltere'de İngiltere'nin bir numaralı bankası Barclays'in patronunu yedi. Patronunu değildi, de e, CEO'sunu yedi. Barclays'in başındaki kişiyi yedi. Gerçi haberde Barclays'in patronu diyor. Patronu da diyebiliriz. Niye? Bu kaset, şantaj vesaire veya işte genç yaşta, küçük yaşta kız çocuklarıyla beraber olma konusu. Onunla ilgili de epey bir iddia var. Epstein'la arkadaşlığı biliniyor. Ve bak Koca Banka'nın patronu gitti. Yani dünyanın her yerinde bu konu var ve bir biçimde bu konu evet siyaseti belirliyor ve işte şekillendiriyor. Şu anda da zaten Sedat Peker'e Tamam bir takım videolar olduğu doğru bir, bir kısım videolarda sen de bunu da biliyoruz ama aman bunu yayınlama. Kimlerin videosunu oldu, sö olduğunu söyle yeter baskısı var. Şimdi ona bakalım. Ee, Sedat Peker bir dizi tweet paylaşmış. İşte Deli Çavuş'dan Deli Çavuş hesabı üzerinden videoları paylaşıyordu. İşte efendim onu durdurmuşlar. Ee, ve şey diyor Sedat Peker attığı tweetlerde. Esasen diyor Kıbrıs'ta diyor hakim ve savcılar diyor görevlerini yapmaya başladılar düzgün bir şekilde ve diyor yeni video yayınlamamıza gerek kalmadı. Yayınladığımız videolar yeterli Kıbrıs aklını başına toplamış görülüyor diyor. Ee, o arada e, esasen Kıbrıstaki dizayn çalışması önemli çünkü <laughs> Türkiye Kıbrıs'ı bir gayrimeşru ada, her şeyin serbest olduğu bir ada, yasal dokunulmazlığı olan ya da işte dünyanın tanımadığı, orada her türlü kirli işin çevrilebileceği bir ada olarak falan tutuyor ve orayla özel ilgileniyor. Gerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gerekse eski Başbakan Binali Yıldırım üzerinden. Ancak oradaki politikacılar ve oradaki kirli işler ve bunların deşifre olması önemli. Fakat işin Türkiye'ye bakan ayağı da var ve işte Sedat Peker tam da bu tweetlerde bazı videolar olduğundan hareketle gazetecileri göreve çağırıyor. Yani benimle irtibata geçin. Ben işte diyor güvendiğim gazeteciye veya bunu yayınlayacak gazeteciye bunu göndereceğim. Hangi gazeteci irtibata geçer, hangisi şey yapar bilmiyorum ama orada enteresan bir bilgi geldi bu tür videoların ve kasetlerin kendisine de ulaştığını ama asla böyle bir aracı olmayacağını söyleyen Sedat Peker'den değil elbette başka kanallardan galiba Sayit Sefa şey yaptı bir yayın yaptı ve o yayında kasete olan politikacılardan birini de şifre etti. Şu anda hala hazırda Avrupa'da büyük elçilik yapan ve herkesin yakından tanıdığı bir isim. O bölümü dinleyelim. Bir dakika üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bu sevkiyat ağında çok önemli bir isim. Şimdi Avrupa'da illegal işlerde ve kirli işlerde kullanılan hem Kıbrıs'ta kaseti olan hem de sanal görüntüleri olan bir isimden bahsedeceğim. Süleyman Soylu'nun ekibi tarafından kıskıvrak ele geçirilmiş birinden bahsediyorum. Ve Avrupa'daki diplomatları özellikle kullanarak, Türk diplomatları ve AKP içerisindeki etkinliğini kullanarak Avrupa'da uyuşturucu trafiğini, trafiğinin önünü açıyor. Aynı zamanda silah sevkiyatlarının da önünü açma noktasında yardımcı oluyor. Kim bu isim? Egemen Bağış. Yine çıktı karşımıza Egemen. Egemen Bağış'ın para zaafını herkes biliyordu zaten. Bir de Egemen Bağış'ın uçkur zaafı varmış. Bunu şantaj kullanarak, e, görüntülerini kullanarak yayınlarız diyerek Egemen Bağış Avrupa'daki bütün kirli işlerini yaptırıyor bu şebeke. Evet böyle Egemen Bağış ismini deşifre etti e, Said Sefa ve görüntüleri izlediğini söylüyor. görüntülerin Görüntülerdeki kişinin Egemen Bağış olduğunu söylüyor. Kesinlikle yayınlamayacağını ve yayınlamayı reddettiğini de söylüyor. Ama burada şöyle bir durum var. Dediğim gibi çirkin bir hikaye, çirkin bir savaş bu. Fakat isimleri açıklananlar bir süre sonra gereğini yapıyorlar. Biraz evvel Barclays'in patronunu, İngiliz Bankası Barclays'in patronunu getirdim. İsmi çıktı ortaya ve derhal bıraktı. Belli ki bir şeyler var. Çünkü o konuda kendine güveni olsa ve yapmamış olsa dimdik durur. Elinizde ne varsa ardına komayın der. Fakat bu işler pek böyle olmuyor. Özellikle sadece Deniz Baykal'ın kaşeti değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık divanı üyelerinin kaşetleri bir ara yayınlanmaya başlamıştı. Videoları daha doğrusu. 1-2-3 videodan sonra sıradaki isimler söylenmişti. Ve sıradaki isimler birer birer istifa ettiler. Bahçeli'nin yanında yöresinde kimse kalmadı. Ve birkaç isim videosu yayınlandığı halde istifa etti, geri kalan büyük bir çoğunluksa galiba 5 ya da 6 isim yayınlanmadan videolar istifa ettiler, bıraktılar. Bir kısmı hala devam ediyor. Mesela Cihan Paçacı onlardan biriydi. Şu anda galiba İYİ Parti'de siyaset yapıyor. Bir süre kıza çekilip sonra dönenler oldu onun gibi. Ya da Nadas'a yatıp öyle diyeyim. Yayınlanmadı o kaşetler ama şeyi çıktı var böyle kasetler haberi çıktı ve insanlar hemen birer birer çekildiler. O politikacıların herhangi bir videosu yayınlanmadığı halde siyasi hayata veda ettiklerini gördük. Burada da benzer bir şey galiba olacak. Birilerinden bahsedilecek. Mesela Egemen Bağış böyle bir isim. Onun belki videosu düşmeden o gereğini yapacak veya yapmayacak. Yani yüzsüzlükte önde giden insanlardan biri bu kadar pisliği ortaya çıkmış biliyor yargılanacağını, biliyor boğazına kadar suçlara battığını ve ya her o ya merro sonuna kadar devam edecek. Bir süre sonra da belki bunlar yargı önüne çıkmamak için bir yerde kendi hayatlarını sonlandıracaklar. Bunu birkaç kere söyledim, söylüyorum. Çünkü başka yolu yok. Yani hayat boyu gün ışığı görmemecesine bir ceza bekliyor onları. Dolayısıyla bir noktada artık seçeneklerin bittiğini gördüğü anda kafalarına sıkarlar yani. O derece büyük suçlara bulaşmış insanlardan bahsediyoruz. Muhlis Bey çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Cahil bilir çünkü o her bir şeyi bilir. Evet. Günün Katik Karikatürü. O arada Glasgow'a dönelim. Ekrem İmamoğlu basın müşaviri aracılığıyla Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'daki iklim zirvesine katılacağını açıklamış. Ee... İstanbul'u temsil etmesi açısından önemli. Ekrem İmamoğlu'nun gitmesi önemli. İstanbul mühim bir metropol. Dünyada havayı kirleten mühim şehirlerden biri. İstanbul Belediye Başkanı da bu konuda bir önlemi var mı? Ne yapacak veya ne yapmayı planlıyor? Orada olması lazım. Büyük metropollerin belediye başkanları orada olmalı zaten. Paris gibi, Londra gibi, New York gibi. Çünkü neden? ülke nüfusu kadar bir insan nüfusundan sorumlular ve havayı kirleten metropollerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu olması gereken yere gidecek bakalım ne olacak. Saray protesto etmişti biliyorsunuz. Yeterli güvenlik protokolü yok diye ama bunun pek böyle olmadığı ortaya çıktı. Çünkü konuşmaları dikkatle takip ettim. Türkiye ile birlikte Rusya ve Çin'in o iklim zirvesinde olmaması çok sert eleştirileri beraberinde getirdi. Yani 200 kadar ülkenin başkan, bakan, işte başbakan, cumhurbaşkanı düzeyinde Lideri orada olacak ve siz aman güvenlik protokolü falan diyeceksiniz. Geçiniz. O arada Glasgow zirvesinin ev sahibi esasen Kraliçe Elizabeth olacaktı. Doktoru iki hafta dinlenmesini tavsiye ettiği için gidemedi. Videolu bir mesaj gönderdi. Dün Windsor'da yaşadığı Windsor Sarayı'na yakın bir noktada işte yeşil bir Jaguar'ın içinde aracı kullanırken görüntülenmiş. 95 yaşında İngiltere Kralçesi ve 70 yıldır neredeyse ülkeyi tek başına yönetiyor tahta. Yönetiyor dediysem elbette yetkileri artık fena halde sembolik. Hükümetler geliyor, geçiyor, partiler seçim vesaire var ama yani İngiltere Kraliçesi Elizabeth tahta çıktığında benim annem kundakta bebeydi yani. Evet herkes kendinden kıyas etsin. Evet bu fotoğraf sağlıklı olduğunu gösteriyor ama doktorlarının dinlenme tavsiyesine uymuş, Glasgow'daki zirveye katılmamış. Merak ediyorum. 67 yaşındaki Erdoğan acaba araç kullanabiliyor mu? Bir göstersin. <laughs> yani evet bu da Glasgow zirvesine jetle giden yukarıdaki Amazon'un patronu altı da, alttaki de Monaco'nun prensi Albert Albert özel jetleriyle gitmişler. Yani iklim zirvesine gidiyorsunuz işte emisyon, karbon gazı salınımı, öbürü beriki, hava kirliliği şu anda Glasgow zannediyorum hava kirliliğinde önceki değerlerinin çok daha gerisindedir yani. Geçelim Glasgow çevre zirvesine saçma sapan bir gerekçeyle katılmamak. öyle bir gerekçe yok eser hocam yani kesinlikle yalan söylüyorlar e, mu muhtemelen çok büyük bir olasılıkla zirveyi atlatacak e, sağlık e, yani zindelik ya da işte enerji olmadığı için enerjisi olmadığı için Erdoğan e, gidemedi. Çünkü çok uzun konuşmalar var, uzun süren toplantılar, yemekler, resepsiyonlar, işte ikili işte görüşmeler falan. Erdoğan bunu kaldıracak durumda değil sağlığı. Ondan. Ama diyor ki, yani keşke devlet temsil edilseydi orada. Çok vahim bir devlet görevi ihmali. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi varsa AKP'liler dahil bunun hesabını sormalı. Buna karşı çıkanlar tarih önünde utanç abidesi olarak kalacaklardır demiş. Haksız mı? Haklı. O arada. Hollanda Başbakanı Osman Kavala konusunda büyük elçilerinin attığı adımın arkasında durduğunu söylüyor. Dikkatlerden kaçmasın. E, geri adım atmadı diyor ve aynı uyarıları gelecekte de yapacağız diyor. Bunun iç işlerine müdahale değil evrensel değerlerin teyidi olduğunu düşünüyoruz diyor. Hani 10 büyükelçi elçi dize getirilmişti filan falan ya. Yani esasen dize getirilen bir şey yok. Gerçi dün de söyledim. Amerikan Büyükelçiliği'nin açıklamada Açıklamasında Türkiye'ye bir şey verildi, fırsat verildi. Yani Türkiye'nin bu istenmeyen kişi ilan etme, büyük elçileri, 10 büyük elçi istenmeyen kişi ilan etmek çıkışı vardı Erdoğan'ın ağzından iki kere. Türkiye'nin geri adım atması gerekiyordu bu konuda. Amerikan elçiliğine de öyle bir açıklama karşılıklı pazarlıklar sonucunda yaptırıldı. Diğerleri de çok fazla arkasında durmadı. Sadece açıklamayı RT'leyerek yetindiler. Ee, özellikle Almanya ve Fransa e, elçilikleri. E, Hollanda Başbakanı arkasında diyor. ve geri adım falan atmamız söz konusu değil diyor. Elçilik krize hala tazeyken. Enteresan. E, bu arada İsmail Saymaz paylaşmış Rize'de. Erdoğan'ın memleketi her köşeye böyle billboardlar asılmış. Fakat e, teşekkürler Erdoğan tek bir cümleyle 10 ülkeyi dize getirdi. Billboardlarda ne isim var ne imza var kimin astığı da belli değil. Hep bunlar halkın bütçesinden yapılan şeyler yani. Öyle kendine kendine propaganda. 10 büyükelçi krizinin merkezindeki Osman Kavala dün 1 Kasım'da 4. yılı doldurdu cezaevinde ve Dördüncü yıl mesajını paylaştı. Siliri cezaevindeki dördüncü yılım tamamlandı. Sadece diyor, kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildiğim ve kamuoyunda hakkımda karanlık kötü bir insan izlerimi yaratılmaya çalışıldığı için kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir memleket sorunu haline geldikten sonra teselli bulabileceğim şey yaşadıklarımın Yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil muamele görmeleri ihtimalidir demiş. Burada iki konuyu değerlendirmem lazım. Böyle sorular geldiği için değil ama akla geliyor. Ya bizim mağduriyetimiz yok bu da kavala aşağı kavala yukarı. Yani on binlerce yüz binlerce insan mağduriyet çekti, cezaevinde kayıplar var. Çoluk çocuk babasız, annesiz kaldığı bölünmüş yuvalar hala da devam ediyor. Bu travma belki nesiller boyu da devam edecek. Yani sadece kavalanın ismi gündeme geliyor. Bir işin böyle bir tarafı var. Bir, bir diğer tarafı da kavalanın daha önce Türk Adaletine güvenim kalmadı, savunma yapmayacağım çıkışı vardı. Fakat bu açıklamayla onu revize etmiş görünüyor. Kavala gerçekten. Türkiye'de mühim bir sembol oldu. Son birkaç haftadır Erdoğan'dan daha çok konuşuluyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. İki taraf iki, iki iki konuda topluca bir bir iki cümle edeceğim. Birincisi şu: belli konular belli isimlerle sembolleştirilebilir. Yani Ahmet Altan çok semboldü. Şimdi tahliye oldu. Allah selamet versin, uzun ömürler versin. Fakat bitti mi şey? Cezaevindeki zulümler. Hayır bitmedi. Ama onun şahsında Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri ve muameleler, kötü muamele dünya çapında değerlendirildi, konuşuldu, haber oldu. Benzer bir durum Osman Kavala için de geçerli. Ya maalesef cezaevindeki isimsiz, insanların pek tanımadığı, belli bir şöhreti olmayan veya dediğim gibi belli bir gruba ait olmadığı için veya tepki gösterilen gruba ait olduğu için insanların önemsemediği veya önemsemek istemediği kişiler üzerinden bu işler yürümüyor. İster istemez Osman Kavala ismi üzerinde bir e, mutabakat oluştu dünyada ve Osman Kavala işin pozitif yönü Türkiye'deki insan hakkı ihlallerinin, Türkiye'de hukukun rafa kalkmasının, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başka başta pek çok e, aslında uyması gereken mahkeme kararlarına uymadığının falan tescili oldu somut bir ortada göstergesi oldu. O açıdan önemliydi. Yani cezaevinde yakın olanlar veya mağduriyet yaşayan insanlar Osman Kavala üzerinden kendi dertlerinin gündeme getirildiğini veya kendi dertlerinin gündeme geldiğini düşünmeli. Fakat bir de şöyle bir tarafı var. Türkiye'deki mahalleler sadece Kavala yatıp kalkıyor şu anda ve başka hiçbir konuya girmiyor. Kavala bir milli mesele oldu ve Kavala'dan bahsetmek bahsettiği için kimsenin başına da bir şey gelmiyor. Varsa yoksa Kavala'ya özgürlük. Başkasını gündeme getirmiyorlar. Sanki Kavala tahliye olduğunda bu iş bitecek. İçeride kimse kalmayacak gibi. Bu da yanlış. Ee, gerçi Türkiye'deki insanlar da bunun böyle olduğunu biliyorlar ama ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Nasıl ki Ahmet Altan'a özgürlük deniyordu ve Ahmet Altan tahliye edildi. Şimdi Kavala üzerinden bir iş yürüyor. Kavala tahliye edildiğinde de mutlaka Sedat Laçiner üzerinden, Gültekin Avcı üzerinden, cezaevindeki diğer aydınlar, yazarlar, siyasetçiler Selahattin Demirtaş üzerinden hala içeride ve bir süre kalacak gibi görünüyor. Bu kampanyanın devam etmesi ve bu farkındalığın sürdürülmesi gerekiyor. Diyelim ve bir diğer konu, 3. ve son konu hayat pahalılığı zam. Sözcü böyle toparlamış. Doğalgaza 48, LPG'ye %8, alkole %11 zam diye ama Ekim ayı zamları ee, sadece Ekim ayında zamlar e, esasen belli ürünlere birkaç kere zam geldiğini gösteriyor. Telefondan, benzin, motorin, LPG, daha çok enerji. Ekmeğe yüzde %25 zam gelmiş mesela 28 Ekim'de e, İstanbul'da. E, Metropol 2000 e, Ekim 2021 araştırmasında ekonominin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde %80. AKP'ler içerisinde bakın ekonominin kötü yönetildiğini düşünen AKP'liler %61. Yani ülkenin %80'i ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. Altta parti oranları var. AKP'ye oy verenlerin %61'i de kötü yönetildiğini düşünüyor. AKP'ye oy verenlerin %61'i Erdoğan kötü yönetiyor diyor. Hoş Erdoğan araya bariyerler, barikatlar kuruyor ama istediği kadar kursun. MHP'nin %80'i. AKP'nin %61'i, MHP'nin %80'i ekonomi kötü yönetiliyor diyor. Totalde %80 vatandaş. İşte böyle bir ortamda bu iktidar seçime gitmez. Doğal sonucu ve bu işi dönüştürmeye bakar. Ve bu işin dönüştürülemeyeceğini, marketlere savaş açarak başka konularla falan, e, yalanlarla, propagandayla bu işin halledilemeyeceğini, devlet kesesinden dağıtılacak kömürle, patatesle falan bu işin çevrilemeyeceğini gördüğü için iktidar şu anda para dilenmeye çıktı ve bu devam edecek. Onun da altını çizelim. Ozan Bingöl paylaşmış ekonomik şey milli gelirin 1923'ten 2020'ye değişimini fakat çarpıcı olan 2014'ten bu tarafa 2014'ten 20'ye milli gelirin 7 yıl boyunca sürekli gerilediğini tespit etmiş. Yani milli gelir, Hiçbir zaman diyor Cumhuriyet tarihinde 7 yıl boyunca sürekli gerilemedi. Burada da bütün Cumhuriyet tarihi grafi grafiği var. 3 yıl 4 yıl üst üste gerilediği görülmüş. O kırmızıyla işaretlenmiş bölgelere bakın. Ama 7 yıldır işte 2020, 2014-2020 geçişi ki bu son 8 sene esasen. Hep söylüyorum Türkiye'de her şey bir takım milatlar vardır girmeyeceğim ama asıl 2013'ten itibaren her şey yüz e, olmuştur, hukuk, adalet, her şey rafa kalkmıştır, demokrasi, özgürlükler. Bunu gezi olarak da miladını alabilirsiniz 17 Aralık'ta olarak da miladını alabilirsiniz ve ondan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır İşte görüyorsunuz. Sürekli gerilemiş. 2014'te 2013 rakamına bakalım en yüksek değer 12582 dolarken 2014'ten itibaren gerilemeye başlıyor, 12.500'lerden şimdi 8.500'lere geliyor. Erezyona bakar mısınız? Bir diğer grafik Euronews'tan gelsin. Son 2 yılda elektrik zamları. Hani batıda olduğu için Türkiye'de de oluyor diyorlar ama büyük yalan. Görüldüğü gibi son 2 yılda elektrik zamlarına bakıldığında en yüksek 1900 şey 2019-2021 ilk yarısı elektrik zamında Türkiye tepede %47 ile. En yakın takipçisi Polonya'da bile bu kadar zam yok. 21, 20 falan diye iniyor. Evet. evet görüyorsunuz. Bazı ülkelerde düşüş var yani işte Portekiz, Danimarka, İspanya, Belçika, Karadağ gibi. Bu da doğalgaz. Son iki yılda doğalgaz zammı 42, en yakın takipçisi Ukrayna yüzde 12. Yani batıda bir enerji krizi var, bizde de var. Büyük bir yalan görüyorsunuz ve kimi ülkelerde de eksi yönde. Evet. Yani doğalgaza zam yapmış Avrupa'da 8-10 tane ülke var. Onlar da %0.5-1-2-3 ama Türkiye'de %42. Bir de böyle bir tarafı var. Özgür Koca paylaşmış. Bir zamanlar kriz sebep Erdoğan sonuçtu. Şimdi sebep kriz. Erdoğan sebep kriz sonuç. Evet. Bir zamanlar kriz sebep Erdoğan sonuçtu. Şimdi Erdoğan sebep kriz sonuç. Evet. Ne diyebilirsiniz? İşler kötüye gidiyor. Öyle dedik. Ee, bugünkü yayının kapağını. Ee, çil yavrusu gibi dağılacaklar da diyebilirsiniz. Egemen bağış bombası da diyebilirsiniz. Görüntüleri yayınlanacak AKP'liler kimler falan da diyebilirsiniz. Kimlerin görüntülerinin yayınlandığı veya yayınlanacağının bir önemi yok. Ee, durum buyken bu. E, liderin sağlığı konusu, özellikle son dönemde çok e, gündeme geliyor. E, liderlerin sağlığı, sağlığı konuşulmaya başlandı mı? Daha da durduramazsınız. Erdoğan bugün bu noktada. E, Özal'ın, Ecevit'in de sağlıkları epey konuşulmuştu. Normaldir. E, kaldı ki karşınızda her geçen gün kötüleşen biri var. Hiçbir zaman daha iyi olmayacak. Şu anda toplayamıyorlar. Toparlayabildikleri bu Erdoğan'ın önünü arkasını. 6 ay sonra ne yapabil, ne yaparlar? Erdoğan ölmez sağ kalırsa nasıl toparlarlar bilemiyorum. E, çakma basket görüntüleriyle falan da olmaz bu. E, siyaset böyle bir şey maalesef. Gecikiyor bazı konular. Muhalefet canlandı kanlandı. E, CHP tekrar sahaya inmiş gözüküyor. Ama e, olan gecikmeden kaynaklı olarak kayıpları oluyor. Hep söylediğimiz gibi insanlar ölüyor sakat kalıyor. Çocuklar hayat boyu taşıyacakları travmalarla tanışıyorlar. Halk fakirleşiyor. Oranları gösterdim. Ve tahribat büyüdükçe restorasyon, tahribat büyüdükçe yeniden inşa güçleşiyor. Ülkenin tekrar yeniden itibarını kazanması için en az iki neslin doğal ömürlerini tamamlaması gerekiyor. Çünkü yaşayan nesiller, bir önceki nesil ve şimdiki nesil bir takım ahrazlarla öyle diyeyim bir takım hastalıklarla ve bir takım ruhi marazlarla yetişti ve öyle yürüyor bunların ayıklanması bunların tamir edilmesi çok güç nesil değişimi veya yeni nesillerin sıfırdan düzgün bir şekilde formatlanarak evrensel değerler çerçevesinde yetiştirilmesi icap ediyor böylelikle bir yayın daha noktalıyoruz bir başka yayında görüşmek umuduyla efendim hoşçakalın